Ki ol ilde bir key ulu şahidi, çalap korhusundan key agah idi. Düzüp idi kamu ilin adl ile, üzüp idi zulmün bilin adl ile. Diyor Mesud bin Ahmet, Süheyl ile Nevbahar adlı eserinde 600 yıl önce. Evet, bir mesai bitimi. Yine farklı bir yerdeyiz. Reşat Oyal Kültür Parkı'ndayız. Yırtıcı, sarsıcı günler sonrasında ufak bir dinlenti oluşturalım dedik. Biliyorsunuz Reşat Oyal, Adnan Menderes'in belediye başkanlarından. Park muazzam, görüyorsunuz. Arka tarafta hayvanlar da getirmişler. İşte kuşlar daha çok. İşte cennet papağanı, fizan tavuğu falan, böyle tuhaf şeyler var. Bugün çok ilginç şeyler yaşadık. Mesela adliyeye girdim, 3. kata çıktım. Asansörden indim, yürüyorum böyle. Yaklaşık 80 yaşlarında falan bir teyze, bakar mısın avukat oğlum dedi. İşte bana bir yardım et. Buyurun teyze dedim, ya estağfurullah, elimizden geliyorsa. Bir kağıt gösterdi, böyle mahkeme kağıdı falan, baktım. Tüketici mahkemesi işte davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir falan. Dedi ben ne yapabilirim, işte 5000 TL bedavaya ödedim, işte bana şey yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Adalet, adalet çağrısı, adalet arzusu içinde teyzenin. 80 yaşında ama böyle görmeniz lazım ya, muazzam bir istek, muazzam bir dehşet bir şey yani. Dedim teyze öncelikle, dedim adalet dedim şeyini bırakalım. Biliyorsun dedim, adalet dedim, hukukun dedim kaftanındaki sevgilisidir. Ama dedim yani bu karara göre dedim yani artık dedim yollar gitmiş. İstinaf edilmeden senin acıların kesinleşmiş. Dedim iki tane yol var. Kanun yararına bozma ve dedim bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi'ne. Gider misin dedim. Giderim dedi. Ya not et dedi, ben bunlara bakacağım dedi. Falan geçtik. Sonra bir tahliye olan müvekkilime gittim. Ziyarete, böyle iş yerine. İşte eski anılarını anlatıyor. Bu uyuşturucudan girmişti. Diyor hocam ya bir şeyden kurtuldum diyor. Muazzam diyor şeyler içindeydik. Buradan gitmeyelim de. 22 saat diyor 5 gram met içmiştim falan. Hatta diyor hatırlarsın diyor, sana da teklif etmiştim falan. Dedim hocam ya ben dedim torbacı ya da şey değilim Allah aşkına. Yapma dedim böyle. Geçtik. Geçen akşam da yani çok yırtıcı geçti. 227'den bir müvekkil vardı. Adam tahliye oldu gitti ama Yasin suresini falan okumasını istiyordu ya sevgilisinden. Çok ilginç yani. Öyle geçirdik. Tabii bu arada Orta Doğu açısından da çok ilginç şeyler oluyor. Mesela Daesh sözde lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ortaya çıktı. Böyle 18-20 dakika falan bir video yayınladı. İşte son operasyonlar hakkında falan. Diyor ki Ma'rekatul Bağus intahet. Yani Bağus savaşı bitti. İşte diyor Allah diyor zafer değil cihat emretmiştir. Tabii yani her türlü kaybedenin teopolitik açıdan kendini meşrulaştıracağı, avutacağı bir arka plan, bir retorik. Hatta yeni bir söylemle diskur. Daesh'in teopolitik terörize diskuru. Tamam da kardeşim, o kadar adamı Suriye'ye hilafet ilan ederek çağırdınız. Binlerce insan gitti. Milyonlarca insan gitti oralara. Yani her şey kayboldu. Her şey bitti. Sonra diyorsun ki Allah diyorsun zafer değil cihat vaat eder. Yani affedersin de yani ne diyeyim artık sana. Bu açıdan bu açıklamayı başarısız bir açıklama olarak buluyorum. Sri Lanka saldırılarını övmesi de çok tuhaf bir şey. Yani orada 1000 tane adamı öldürdüler Hristiyan falan diye. Ne oldu? Adamlar da 10.000 tane Müslüman tutukladılar mesela. Yani bu savaş dedim kime yarar ya? Yani böyle bir
Gerilla savaşı. Bakın, Orta Doğu bir Luna Park yani. Bakın şurada bir Luna Park var. Arkamızda Kültür Park Luna Parkı. Tam olarak böyle. İçinde dönme dolabı var. Her türlü fırıldak dönüyor. Çarpışan otolar var. İnsanlar ölüyor. Yani dehşet ya. Dehşet. Nereden baksak fecaat. Bizim bu Orta Doğu karanlıklarından çıkmamız lazım. Bunu herkes çok iyi biliyor. Tabii modernleşmeyle karşı karşıya. Modernleşme aslında askeriyede ve devlet yönetiminde işte Batı'nın mecburen yani bizim artık başka çaremiz kalmamış bize dayattığı bir noktaydı. Bu kaçınılmaz olarak içselleştireceğimiz bir idari birçok reform silsilesiydi. Ama sorun batılılaşma. Batılılaştık bakın. Çalan müzikler, ahlakımız, hukukumuz, dünya görüşümüz, teolojimiz, ilim anlayışımız, her şey dönüştü. Bunlar düşünüldüğünde bu krizi, teopolitik krizi daha iyi anlayabiliyoruz. Yine tuhaf bir olaya denk geldim. Biliyorsunuz hukukumuzda özellikle avukatlık sözleşmesi açısından bakarsak avukatın garanti verme iddiası olamaz yani. En azından hukuken olamaz yani. Ahlaken ya da şov olarak olabilir de yani garanti alırım şunu yaparım falan. En azından %90 de ya %80 de bir oran ver değil mi yani. Bir avukata denk geldik yani dolaylı olarak. Demiş ki hocam demiş bana şu kadar para ver demiş. Bir hafta içinde demiş senin olanı çıkartayım. Yani şimdi bir şey diyeceğim de neyse demeyeyim. Yani zaten halk arasındaki söylemleri biliyorsunuz. İşte çantalı hırsız, cübbeli dolandırıcı falan. Neyse hocam dedim ne yapıyorsun dedim ya. Eser sözleşmesi değil ki dedim bu yani. Böyle dedim şey yapıyorsun. Avukatlık sözleşmesi kusura bakma dedim yani. Vekalettir. Vekalete dayanır. Temsil edersin. Hukuki yardımda bulunursun. Çok tuhaf. Daha sonra tabii şey oldu. Terör savcılığına gittim. Bir tane dosya var. Kırmızı bülten. Diyeceksiniz ki hep kırmızı bültenlerle böyle ne kadar tuhaf yırtıcı insan var onlarla. Aynen öyle ne yazık ki. Ne yazık ki demeyeyim de. Son dönemde biraz arttı yani böyle tuhaf insanlarla denk gelişimiz. Gittik. Ne yaptık? Dosyanın fotokopisini istedik. Dedi ki katip. Çok ilginç. Dedi ki hocam dedi avukat bey. İşte dedi vekaletiniz var ama biz dedi veremeyiz. Niye? Çünkü izin gerekiyor. Dedim hocam sonuçta dedim takipsizlik. Kısıtlama kararı yok. Yani CMK 153 ortada. Diyor ki sadece diyor ifadeyi alabilirsiniz. Sadece takipsizlik kararını alabilirsiniz. Diyeceksiniz ki kırmızı bültenliğe nasıl takipsizlik verdiler? Şöyle yani biz daha önce de bunu belirttik yani Interpol demek direkt böyle mahkeme kübradan tasdikli, apostil, şerhli falan demek değil yani. Sonuçta bunlar da politik, tam anlamıyla ya politik yani insanlardan politik olmayan bir eylem yok da siyasi iktidarın, yerel, lokal, mahalli iktidarın hevesleriyle, arzularıyla da bunlar oluşturulabiliyor. Adam mesela Suriye'ye gidecek havasında bir rapor düzenliyorlar. Tak hemen uluslararası terörist organizasyonlara üyelikten dolayı biraz daha saçma sapan bir olgu hikayesi varsa yapıştır kırmızı bülteni. Takipsizlik aldı. İşte vermediler bana ya. Düşünebiliyor musun? Yani Bursa'da Türkiye'nin dördüncü büyük şehri vekaletli müvekkilimizin takipsizlik dosyasını alamıyoruz. Niye savcı, bas savcı da görüşüyormuş? Yoksa başka bilmem neymiş yani. Gizlilik kararı varmış. Lan takipsizlik dosyasını alacağım ya. Affedersin ne yapabilirim yani? Bir yerime mi sokacağım bu dosyayı ben? Dava açacağız. Başka bir bireysel başvurusu var. Ya da CMK 141'e tazminatı var. Var da var yani. Sonuçta bu benim temel hakkım. İşte diyor ya Avrupa Birliği işte Türkiye eleştiriyor bilmem ne. Hocam haklılar yani. Son dönemde hukuk devleti falan artık bu kelimeleri bile kullanmak istemiyorum. Hukuk güvenliği, istikrar, osu busu darma duman oldu yani. İstinafı, Yargıtay'ı, terör anlayışı, 314 uygulamaları, osu busu derken her şey bitti yani.
Tabii bu kadar karamsar bir şey değil mi? Yine böyle Ankara'da güzel hakimler de var. Tatlı, başörtülü, sarsıcı kararlar veren, trafik cezalarının itirazlarını kaldıran, işte o 6 sene 3 ay çok fazla ya, biz buna 2 sene 6 ay verelim diyen böyle var yani, çok var. Bakın sularda şakırdıyor. Buraya tabi havuzdu eskiden burası, pist yapmışlar ufak çocuklar için. Motor pisti. Var ya, hey gidi hey. Buralarda ne günlerimiz geçti çocukken. 5 yaşındayken buraya geldiğimi bilirim ya. Hatta ben bu parkta kaybolmuştum. Evet. Bir akşam vakti, ikindiyi akşama bağlayan bir vakitte annemin elini bırakmışım. Babam da tabi o arada sigara içiyordu herhalde. Hala bırakamadı. Burada bu havuzun kenarında dolaşırken kaybolmuşum. İleride Allah'tan bir polis merkezi varmış. Beni bulan biri kimse artık oraya götürmüş. Bakın şu Bursa'nın muazzamlığına, şu havuza. Ne kadar dehşet verici ya. Cennet gibi ya, cennet. İşte kıymetini bilene. Burası Suriye olmasın, Irak olmasın diyoruz. Her geçen gün daha da vahşileşiyor teolojik olarak. Yani teopatolojik diyelim ya, ilkelleşiyor, primitifleşiyor. Bilimsel diyoruz. Adam diyor ki bilim akla, vahye bakacaksın diyor. Hangisi diyor uyuyor. Arkadaş diyorsun, vahiy dediğin adam 50 tane fikir atıyor ortaya. Biri şunu yapacak, biri bunu yapacak. Alabildiğine gitmiş. Bakın sular nasıl şakır diyor. Var mı şu anda Halep'te, İdlib'de böyle şeyler? Anasını bellediler ya. Tabii daha sonra ne anlatıyorsun dedik. Geçtik yani. Güzel bir yorucu bir hafta geçti. Yeşil bülteninden kırmızı bültenine. Boşanma davasından ona. Boşanma davasında da anlaşmalı boşanmaya gelmeyen abi hakimin kararıyla şoka uğradı. Tabii işte sen anlaşmazsan en kötü anlaşma en iyi hakim kararından iyidir diyorlar ya. Olay o aslında. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. O şekilde devam almıyor değiliz yani. Çok ilginç. Mesela bazen bu Orta Doğu bataklığını tuhaf. Yani buralar cennet de işte Irak'tan böyle İran falan da dahil, Afganistan'a kadar, Pakistan, oradan Suriye, Lübnan dahil yani. Lübnan'da da bayağı problem var. İşte Kuzey Afrika'yı da sok içine. Bu Middle East dediğimiz, Şarkul Efsat dediğimiz olay. Oradan bakıyoruz haberlere, mesela şey var. Bu Ebu Ubeyde denen bir adam vardı. İlyas Aydın. Ben DAEŞ dostlarına çok şey yaptığım için denk geldim yani. Bu mavi listede aranıyordu en son. Geçen baktık. Habere baktık yani. SDG'nin elindeymiş, Suriye Demokratik Güçleri. Tabi bununla alakalı bazı rivayetler vardı ama işte biliyorsunuz yani Türkiye'den DAEŞ'e katılan bayağı böyle bir ilginç tip var. İşte bunların motivasyonlarını anlamak da zor. Yani bazen diyorsun ki işte kökten dinci falan diyorlar da affedersin de hocam. Yani Kur'an'a, sünnete, kökten din yani köküyle ya da işte Kur'an sünnete referans alarak yeniden bir farklı bir güçlü bir din yorumu üreten arkadaşlara. Yani bunların sonuçta referansı İslam yani. Bir tane ceza hukukçusu İstanbul Üniversitesi'ndeydi sanırım. Doçent. Geçen telefon görüşmesi yaptım. Dedik işte bu dedi İslami terör kavramına dedi. Ben dedi çok şeyim dedi. İslami terör olur mu? İşte bunlar. Hocam dedim şimdi bunları tekfir edersek dedim. Mesela atıyorum DAEŞ komple kafirdi desek. İşte ajanlar İsrail misrail. Adam diyor ya işte İsrailliler kurdu, Amerika kurdu falan. Tamam mı kardeş? Buraya giden adamlar Konya'dan, Bursa'dan, Gürsu'dan, yani Samsun'dan adamlar, abiler, ablalar yani. Bunlar sonuçta Müslüman. Ama hatalı Müslümanlar dersin. Politik olarak terörize olmuşlardır. Terör örgütünün o tuhaf, vahşi, canavar, insanlık dışı eylemlerine ortak olmuşlar. De bunları de yani. Bunları anlıyorum da yani bunları İslami değil demek. Ben çok kabul edebileceğim bir nokta değil. Sonuçta motivasyonlarını o kaynaktan alıyorlar ve ondan dolayı da biz böyle kül olarak bunları o başlık altında inceleyebiliriz. Yani İslami terörün varlığını inkar etmenin bir anlamı yok bence. Bu benim görüşüm. Tabii böyle şeylere denk geliyoruz. Çok tuhaf, daha çok denk gelecek. Biliyorsunuz Hollandalısı, Danimarkalısı, işte Fransızı falan giren çıkan hep Türkiye üzerinden girdi çıktı. Şimdi geri gelirlerken de güzergah yine Türkiye. Yani Rakka'dan çıkıyor tak tak tak. Urfa, Bursa, Samsun, işte Ankara, Eskişehir, orada burada mecbur kalıyor yani sahte kimlikle. TCK 204 üzerinden sahte resmi olarak sahte cüzdanlar oluşuyor. Tabi bunları otomatik böyle şak şak 314-2 yapıştırıyorlar. Yani bu YPG olur, DAEŞ olur. Yani FETÖ tabii bize özgü bir nokta. FETÖ'den de gidiyor. Biz bunlarla uğraşıyoruz.
Yani terör örgütleri. Böyle sağa sola bakıyorum ki yani söylemlerim birilerini rahatsız ediyor mu etmiyor mu diye. Kimse yok tabii. Tavşanlar var arka tarafta. Muhatap da olamıyoruz bazen. Konuşma imkanı da kalmıştı. Konuşmanın imkanı, iletişimin imkanı. Bu imkan kelimesi var ya hani Buhari Bab başlıkları gibi. Mesela işte Türkiye'de İslami anarşizmin imkanı. Teopolitik din dilinin bilmem nesinin imkanı falan. Böyle gider yani. Akademik dil. Bu açıdan her yere farklı bakmak lazım. İlginç gözlerle bakmak lazım. Derinlikli bakmak lazım. Yani devletin yahut terör örgütlerinin yahut belli bir grubun yahut belli bir ideolojinin, mezhebin dar kalıpları üzerinden dünyayı, görüşü inşa etmemek gerekiyor. Bu dünya çok büyük bir dünya. Şöyle ağacından insanına, kravatından saatine, yollarından kültürlerine kadar çok renkli bir dünya. Yani geçimini 227 üzerinden sağlayan da var. Helaliyle ayakkabı satana da var. Şimdi nereden diyeceksiniz? Çok tuhaf yani biz meslek icabı birçok insana denk geliyoruz. Bazen 314'den çıkıyoruz. 227'ye geçiyoruz. 141'e geçiyoruz. 86'ya geçiyoruz. 188'e geçiyoruz. İnsan çok farklı bir varlık. Tuhaf bir varlık. Bu tuhaflığı, bu kendine özgülüğü diğer canlılar arasında müstesna bir şey yani. Bunun kıymetini bilmek lazım. Şu doğanın da kıymetini bilmek lazım. Çünkü şu ömür insana, tabii burada biraz metafizik konuşacağız, bir defa veriliyor yani. O yüzden iyi kullanmak lazım diyelim. Diğer yandan tabii bu millet biliyorsunuz filarmoni orkestrasıyla senfoni orkestrası arasındaki farkı dahi hala çözebilmiş değil. Yine aynı şekilde zayıf hadis, hasen hadis arasındaki farkı da çok anlayan var yine de yani az. Diyeceksiniz ki bunların ne önemi var? Yani şöyle bir durumu var. Millet hala bazı şeylerin bilincinde değil. İşte nefret, o bu, şu, neler nelerle uğraşıyoruz ya. Neler nelerle. Buradan herkese böyle büyük büyük sesleneceğim ki arkada da büyük otelimiz var. Daha Atatürk, Mustafa Kemal döneminde inşa edilmiş. Buradan herkese ilimle, bilimle, hakikatle, şu mucizevi doğayla kalın diyoruz. Gökyüzünde ay var. Bakın göreceksiniz siz de. Şöyle yukarıda. Tabii o ay nasıl gözüküyor gündüz vakti? Dünya dönmüyor diyenler de var hala. Dünya bir tepsi gibi ya da işte berber musluğu gibi diyenler var. Biz onları bir kenara bırakalım. Hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Burası bayağı bir sıcaklaşmaya başladı. Artık karnımız da acıktı. Hayırlı Ramazanlar. Tabi Recep ve Şaban'ın kavgasını Ramazan hala engelleyemedi. Akşama E-tipine gideceğiz. Herkese selamlar, sevgiler. Bol bereketli kazançlar diliyoruz.